Orada 2001 yılının Mart ayında Taliban'ın dinamitlediği Buda heykelleri bunlar. Aziz Tarsi ailesiyle sık sık Bamyan'a gidiyor, bu görkemli manzarayı 8 milimetre kamerasına hapsediyor, zamanı durduruyordu. Bu arada sinsi bir hastalık gibi yayılıyordu kutuplaşma Afgan toplumunda. İki kutuptu, hakikaten bir iki kutuptu. Bir taraftan kontinental eteli var. İşte biz Amerikan okulu, sadece Amerikan okulu değil, Afganlılar da gençler. Hafta sonları biz dansa giderdik orada. Ama kontinental otelinin hemen yanında da dağlarda gecekondu mahallesi vardı. Bir taraftan işte eşekler, develer gider. Bir taraftan arabalar geçer. Çok güzel bahçeli evler vardı, güzel lüks bahçeli evler. Elit Batı'nın refah düzeyinde yaşıyor, halk orta çağ karanlığına doğru hızla geri gidiyordu. Eğitim sadece elit için vardı, üretim yok denecek düzeydeydi. En lüks, en son model şeyleri, televizyonları, elektronik cihazlarını Kabil'den veya Celalabad'dan tekrar Pakistan'a sokarak Peşaver pazarlarına satıyorlardı. Ama bir üreten bir kesim yok sana. Hani dediğim gibi çok küçük atölyeler, bunlar da günlük tüketim malzemeleri üreten yerler. İşte soba, mutfak eşyası, ibrik, benzeri şeyler. Yoksa Kabil sanıldığı gibi hiçbir zaman bir üreten Asya ülkesi olmadı, bir Singapur olmadı, yani bir Hindistan olmadı. Kabil'de bir sokak vardı, böyle işte bu tip şeyleri satan. Bir de tavukçu sokağı, Chicken Street diye şeyler konuşuyor. Ama esas arka tarafta da esrar satılırmış. Ve kokusu tabii, ben çocukken bilmiyorum ama bu duyduklarım. Böyle girince oraya esrar kokusu duyuluyormuş. İşte turistler falan oradan esrar alıyorlarmış. Uluslararası uyuşturucu mafyası da yerini almıştı. Elit Batı hayranlığında istenen seviyeye getirilmişti. Yönetici kadrolar işbirliğine hazırdılar, Afgan halkı ise yoksullaşma ve kültürsüzleştirilme sürecini yaşıyordu. Bir akrabamız, bir hanım ve de yanında gene bir gayet modern bir Afgan hanımı İstanbul'a geldi. Bana bir resimler gösterdiler. Bu nedir filan dedim. Bu işte bilmem kaç ağır diskotek filan dediler. Kabil'de diskotek mi var falan dedim. Ben, tabii var dediler ve bir resimler. Bırakın siz İstanbul'daki herhangi bir diskoteyi. Belki Beverly Hills'da bile bir diskotekte böyle bir manzaralarla karşılaşamayabilirsiniz. Bunlar bunu bana iftarla gösterirlerken ben dedim ki, ben bundan dedim çok rahatsızlık duydum. Her memleketin kendine göre bir yaşam tarzı olması lazım. Afganistan'ın dedim bu haliyle siz böyle bir hayat yaşıyorsanız bu hayatınız çok kısa zamanda sona ereceğini ben şimdiden size söyleyeyim dedim. Mahmut Tarzi'nin evinde ailenin bir kısmıyla buluşmuştuk. Canlı tanıklarla Sovyet işgaline bir kala Afganistan'ı konuşuyorduk.